Canlar eril ne yapıyor da ne yapmalıdırdan sonra geldim. Dişin ne yapıyor ya da ne yapmalıdır, ne yapmamalıdır. Zaten gerçi orada çıktı anlattık. Ben şeyi şimdi sadece şunu söylemek istedim. Şu ay döngülerini verdi ya Rumi burada. Hani sistem bunu uygulattıracak, evet, bir illüzyona kapılmasınlar. Bu da bir ay döngüsünde olacak. Balık burçları, astrolojik haritasında balık olan Güneş burcu, yükselen burcu, özellikle ay burcu balık. Balık hangi evinizdeyse çok dikkatli olun. Çok. İlahi aşk evidir orası zaten. İllüzyonlara kapılmayın. Ay yansı da suda değil, gökyüzündedir. Ve ben şunu ay döngüsünde yaşanacak dedi. 18 Kasım olabilir arkadaşlar. 19 Kasım zaten Boğa'da. Benim Güneş burcumda bir ay tutulması var. Ben sadece çok kısa şunun devamında bu Kasım ay Boğa'daki ay tutulması mı diye onu bir check etmek istedim. Şöyle çok kısa üzerine bir cila olsun. Bir bakalım, hani zaman merak ediyorsanız zaten verdik. İlahi sistem de verdi. An be an yani. Hemen anda, bugün yarın da olur yani. Kasım'da ay döngüsü de olur. Peki sevgili ilahi sistemi, sana sığınarak Rumi'mizin verdiği bu ay döngüsü, bu Kasım ayında 19 Kasım Boğa burcundaki ay tutulması döngüsünde ciddi bir değişim, dönüşüm, bir ruhsal sınav mı var? İlahi varlığa teslim olun, dolunay. Evet, Boğa burcundaki bu dolunay, başka kart çekmeme gerek yok, bunu da verdi. Hedefinize ulaşmaya çok yakınsın. Muazzam. Ay inanın tüylerim diken diken oldu. Ay arkadaşlar, muazzam oldu, muazzam. Bakın demek ki niçin içinden gelmiş size ay döngüsü seçmek istedim, değil mi? Bunlar şimdi astrolojik döngüleri gösterir bu kartlarımı sevgili canlar. Bakın. O kadar muazzam ki ilahi sistem nasıl muazzam veriyor. Şu destelerin içinde, değil mi? Yani şu kartların burayı tamamlıyor olarak veriyor, değil mi? Yani ilahiliğe bakın arkadaşlar. Değil mi? İlahiliğe bakın. Şu kartların içinde bütün 3 bilgilendirme videomla, 1 4. numaradaki bu açılımla eril ne yapmalı ne yapmamalı ile ilgili yaptım. Bu açılıma mührü yaradan bastı zaten, dedi ki kesinlikle illüzyona gerek yok, meal yok. Burada hiçbir şekilde de anlayış gösterilemez dedi. Kapı gibi 24 numarayla bana tam teslim olun, rasyonalizasyonda, realde ayaklarını yere basacak bir şey yap dedi ya. Şimdi ben de burayı çektim. Dedim ki bu Kasım ayındaki bu dolunayı mı anlamalıyız? Boğa burcu. Benim ana burcum, Güneş burcum Boğa. Ve ilahi varlığa teslim olun. Evet dedi yani. Diyor ki bunun anlamı. Evet, o dediğinde olacak cennet. Ve ayrıca her iki taraf için de diyoruz ki tam sevgiye, koşulsuz sevgiye gelin. Anda yaşayın, akışa teslim olun. Özellikle ve özellikle ilahiye teslim olun. Tüm varlığınızda dua edin. Sadece Yaradan'a sığınıp Yaradan'a. İkilik yok. İkiliklerinize son verin. Kalple tezatla son verin. Kararınız net olsun, ne istiyorsanız bana onu söyleyin, onu size vereceğim diyor. Bu 19 Kasım itibarıyla da evet ilahi varlığa teslim olun. Yani bununla şu an itibarıyla şifalandırın. Düşünün, oturun, kararınızı verin. Arkadaşlar, şimdi bir şey daha böyle yapacağım. Size bir sürprizim var. Hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız. Ay, yine ay döngüsü. Yani yine bu Kasım ayı döngüsü. Ve diyor ki ilahi varlığa, birliğe, akışa, ilahiye biraz güvenin. Nedir bu çalıştırdığınız bu zihin, bu dünyevi zevk, sefa, tutku diyor. Sizin göreviniz bundan çok daha büyük bir ilahi kutsal görev için yaratıldınız diyor. Amacınız bunun üstünde diyor. Bunu artık aşın ve bize teslim olun. Dua edin bize. Tam teslimiyete gelin. Çünkü diyor istediğiniz hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu kadar güzel bir ay olabilir mi? Dolunay, ama muazzam bir dolunay. Muazzam olacak bu boğadaki. Somutta boğa nedir? Zaten madde dünyasında bir şeyin somut olarak ortaya konulmasını ister. İşte ilahi sistem de diyor ki bu Kasım'ın 19'undaki bu boğa dolunayında biz bunu yaşatacağız. Bir sınav daha iki tarafın olabilir. Siz ikilikten kurtulacaksınız. Bana boşanırsa gelsin değil. Öbür bilmem ne olursa gelsin değil. Siz o tezatla bitirmeniz gerekiyor. Diyor tam
teslimiyete gelsin, 21 numaraya ulaştıracağız. Sizi haksızlık edenler için de diyor ki artık illüzyona kapılma. Ay yansıdığı suda değil gökyüzündedir dedi. Rumi dedi aynı şekilde bize açıkladı. Ve diyor ki artık diyor buna inan güven ve ben sana diyorum ki diyor somutta biçimlendir hayalini ne istiyorsun? Karar ver artık diyor. O ikiliği tezatlığı bitir diyor size haksızlık edenlere. Sizi terk edip gidenlere öyle diyor. Ha, onlar terk edip gitmedi. İşte diyor ki seni niçin ayırdım o sevdiğinden bugüne kadar yüzünü göstermedim anlıyor musun diyor bu işin ciddiyetini. Anlıyor musun diyor ya cennetin kapılarını göstereceğim sana ya cehennemin kapılarını göstereceğim. Onu da bu yeni ay dolunayla birlikte zaten 19 neydi? 19'unda zaten biliyorsunuz dedim ya Boğa burcunda bir dolunay var. Bir de arkasında olacaktı bir tane o neydi? Sanıyorum 4 Aralık olması lazım. Bu boğada şimdi dolunay. Aynı zamanda ay tutulması zaten onun için ay döngü kartlarını almak istedim. Ay tutulması çünkü. Bir de arkasında ne var diyor? 19 Kasım. Yani 19 Kasım'a kadar arkadaşlar çünkü ay dolunay veriyor. Bakın şimdi 4 Aralık'ta yeni ay var, yay da var. Yay da benim yükselim galiba benim ruhsal sınavım. Tekrar bir sınava tabiyim anlaşılan. Yani düşünün ki dolunay var 19'unda bu ay. Benim güneş burcum boğa ve boğada oluyor. Arkasında 4 Aralık'ta benim yükselenim yay ve yayda. 12 derecede zaten güneş tutulması olacak. Ha o muazzam bir şey. Zaten orada mutluluk yani ya cehennemin kapıları yaşatılacak ya cehennemin kapıları. Ama ondan önce diyor 19'una kadar ben plan projeni bilmek istiyorum diyor. Ve hedefleriniz bakın ilahi varlığa teslim olun. Hedefinize ulaşmaya çok yakınsınız. Reel o ayaklarını yere sağlam bassın. Öyle spontane gidiyorum da bilmem neydi öyle bir şey yok diyor. Bana biçimlendirilmiş bir şey ver diyor. Eğer onu verirsen de coşkulu bir doruk noktası yaşıyor olacaksınız. Ve bu da Koç Dolunayı. Koç'taki Dolunay'da artık zirve yapacaksınız. Ne diyor? Coşkulu bir doruk noktası yaklaşıyor. Yani bu da nirvananız olur arkadaşlar artık. Hadi bakalım. Peki. Şimdi benim size bir sürprizim var. Neydi? Onu da göstereyim hemen sevgili canlar. Şu gediği göstermiştim. Bunun sırrını açıklayacağım size. Ama onu bir sonrakinde. Neydi başka bir dakika. Benim size sürprizim vardı. Neydi o? Heh, tamam. Şeyin Halil Cibran'ın cümlesini okumuştum ya kaderinizi alın terinizle değiştirirsiniz diye. İşte tam da şimdi döngü bu. Peki ben şimdi size ne yapacağım? Arkadaşlar. Şu Esma-i Hüsna kitabımda sizin için şimdi anda giden eril ve dişillerinizi İllüzyona kapılmamaları için yanlış yola düşüp cehennemin kapılarına haşa haşa töbe 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 iptal 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 görmemeleri için çok büyük bir sınav. Onlara bu yolda yar ve yardımcı olmak adına hangi esmayı okumamız gerekiyor onu seçeyim. Ya Mucib. Ya Mucib esması. Paylaşacağım birazdan sizlerle arkadaşlar. Ya Mucib esmasını El Mucib. El Mucib'i okuyacağız. Onu ben size zaten atacağım. Cuma günü sabah namazından sonra bu ismi şerif 3025 kere okuyanın bütün duaları Allah'ın izniyle kabul olur diyor. Ya Mucib. Bir Müslümana ihlasla Ya Mucib diye bu ismin zikrine de devam etse insanlar tarafından sevilir ve duası kabul edilir. Çok muazzam. Tamam bunu da paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Burası kapanmasın. Hemen bir ayracımı alıyorum. Ve bunu da yerleştireyim şuraya. Evet şimdi ben size çok sevimli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hani hep diyorum ya illüzyonlar, illüzyonlar, illüzyonlar. Şimdi burada ilahi sistemimiz bunu derken şimdi akışta olmanızı istedi ya. Meleklerimden bir tane daha bir şey isteyeceğim. Meleklerimiz size
Özellikle gidenler illüzyona çok kapılıyor. Siz de kapılmayın. Melekler iki tane attı. Şunu bir sağlığınızın düzelmesi iddialı olun. Bakın ne kadar güzel geldi. İddialı olun. Sağlığınız düzelecek diyor. Yani bunun anlamı şudur. Bu da meleklerimizden olsun. Diyor ki, diyorlar ki, yani güvendiğin, inandığın ve istediğin şeyde iddialı ol. Onu bırakma işte. O senin artık yani diyor. İşte o zaman da sağlık, şifaya, bolluk, berekete kavuşacaksın. Şimdi bu eril ve şeyi karıştırmasın diye bunu burada bitireyim. Ben de çok yoruldum. Bir ara vereyim. Ondan sonra yapacak telefonlarım da var. Devamında tekrar size devam edeceğim sevgili canlar. O sonraki sürprizimi size sonra yasaklayayım. Onu da bir sonraki videoda yaparım. Bu arada nazar ayetlerini, dualarını okuyabilirsiniz canlar. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun.